Türkiye kırmızısının en büyük özelliği verimli ve dirençli olmasıdır. O tohumu çoğaltabilirsiniz ama hibritse bunu çoğaltamazsınız. O bir defalıktır. Ata tohumunu verdikten sonra o kişi bağımsız ve hürdür. Bunu istediği kadar eker ve çoğaltır. Volga Nehri kenarında yaşayan Almanlar Amerika'ya göç ettiler. İşte Amerika'ya göçlerinde beraberinde Türkiye kırmızısını, yani bizim ata buğdaylarımızdan götürdüler bir miktar ve orada bunu çoğalttılar ve çok kısa bir zaman içerisinde Amerika'da tarımla milyon dolarlar kazanılabileceğini göstermiş oldular. Amerikan mutfağının içerisine ekmek girdi, buğday ekmeği girdi. Daha önce yoktu ki. Mısır tüketirdi Amerikalılar. Dünyaya örnek olmuştu ata tohumları. Türkiye kırmızısı Amerikalıların sofralarındaydı. Ekmek oldu has tohumlar, karınları doyurdu. Yoğun bir şekilde yetiştirilmeye başlanan buğday, Türklerin atasıydı. Onların tabiriyle Turkey Red, 1870'li yıllarda Kırım'dan Amerika'ya göç eden Almanlar tarafından Kansas'a getirildi ve Türk toprağının geni Amerika ekonomisini ayağa kaldırdı.